Herkese merhaba arkadaşlar. Kart Dealer Ship Tycoon'da efsane bir şey geldi. 10 milyonluk araba bugün bedava. Aslında bugün değil, 2-3 gün önce belki geldi. Gördüğünüz gibi 6 günü kaldı. Hatta 6 gün önce falan geldi desem yeri. Tabii biz bugüne çektik. Geçenlerde bir tane video çekmiştik biliyorsunuz. Yeni Tycoon'umuzu yapıp yeni arabalar gelmişti, onları göstermiştik. Ama bugün parça toplayacağız. Zamanında biliyorsunuz arkadaşlar E-Kart gelmişti. 50 tane ek toplayarak Lamborghini arabayı almıştık ve 450 bin lira kadar bir fiyatı vardı. Çok güzel bir araba olduğunu söylesek de hayır. Bu seferkinin değeri 10 milyon dolar. Tamam diyeceksiniz, bu zaten geldi biz yaptık. Kesinlikle zaten bu oyunu sevenlerin yaptığını düşünüyorum. Ama bu oyunu sevip de hala bilmeyenlerin haberi yoktur. Şimdi o yüzden ne yapıyoruz? Bak benim bu arada 800 Robux falan vermiştim bir önceki videosunda. 12,5 milyon lira ya. 10 milyonluk gördüğünüz gibi. Hemen sol tarafımda Ford GT var, onu bulmaya gideceğiz. Mevkilerini bilmiyoruz. Araştıracağız, bulacağız sizlerle beraber. Ama ben size nokta atışları yapmanızı sağlayacağım. Haydi bakalım. Zaten ilk hatta da biliyorsunuz ki çölde, dağda, ondan sonra bu iskele gibi bir yer vardı. Orada bütün parçaları teker teker bulacağımızı düşünüyorum. Yarış alanının orada bir tane ileride evlerde var. Gördüğünüz gibi dağın burada şelalede var. İlk noktamız buraya geldik. Selamünaleyküm. Şurada bakın, küçücük olsa da bir şeyler belli oluyor, görüyor musunuz? İskele, liman, ne derseniz deyin, evlerin oraya gitmiştik. Yani aslında ekantı takip ederseniz aynı tarzda bu tarzda var. Hadi büyük ihtimalle fakirler vardır. Bu da bak arkadan tosbağa geliyor, bak Allah belanı vermesin. Bak bir de sarı geldi, görüyor musunuz? Bak bu adamlar, görüyorsunuz bak, hala almamış. İşte biz de bunun için buradayız. Beyler parçaları toplamaya devam ki. Burada neler varmış? Frenler. Tamam güzel, hangara git ve parçayı birleştir. Hangara gideceğiz ama önce 12 tane parça bulmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi 12 tane parça. 500 milyon ziyaret etkinliği, hepsini bulmaya çalışacağız. Devam ki. Şu noktaya gittiğimiz zaman da hangar burası. Burada arabamızı birleştireceğiz. Sizden ricamız arkadaşlar, biraz geç kaldık tabii ki bu güncellemi göstermek için. Ama bu videoya like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayınız. Vehicle Tycoon'a da keşke böyle özellikler gelse. Oradaki arabalar daha şık. Biz daha çıkalım, bir dağdakini bitirelim. Ondan sonra çöl ve ev noktalarına geri döneriz. Buradan direkt çıkabilir miyiz? Nerede? Çık çık çık, şelaleye kadar çık. Şelaleye kadar biz devam ediyoruz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şelalenin iç noktasında bir tane var. Aynı zamanda şelalenin orada tünelde var. İlk zaten parçamızı gördünüz. Çok basit iskele. Zaten haritada dolandığınız zaman direkt görebiliyorsunuz. Adamlar dağın ortasından çıkıyor. Çakal mısınız ya? İşte burası. Selamünaleyküm. Burada gördüğünüz gibi bir tane kapı var arkadaşlar. Kapı. Seni bugün bu arabadan kurtaracağız. Adam arabasını terk etmiş. Parçaları yürüyerek topluyor galiba. Hemen kapımızı da aldık. İkinci itemimiz tamam. Şimdi hemen arkadaşlar şelalenin oradan devam ediyoruz. Tünele gireceğiz biliyorsunuz. Tünelde iki tane yol ayrılıyor. O noktada da tam ortada zaten böyle bildiğin hop. Oo, araban hızlıymış kardeş. İyisin. Hemen o noktada işte tam burası arkadaşlar, çok gittik. Buradaki parçamızı da alırsak tünel ve dağ noktalarını galiba tamamlamış olacağız. Bu ne lan, daha büyük bir şey bekliyordum ya. Arkadaşlar buraya gidip parçaları vermemiz gerekiyormuş. Her bir parçayı aldığımız zaman... Vay, frenleri koydu. Her bir parçayı alıp getireceğiz. Yani 12 tanesini birden taşıyamıyoruz. O yüzden aynı noktaları tekrardan gideceğiz. Bunu unutmayın en azından. Bizim yaptığımız hataları yapmanızı kesinlikle istemiyorum. Çünkü uğraştırıcı oluyor. Ekat daha kolaydı yemin ederim ha. 50 tane parçayı topla, ondan sonra aldın arabanı işte. Selamünaleyküm. Ooo beyler, parçaları getiriyoruz. Şimdi ne koyduğumuza bakalım. Kapıları ve aynı zamanda buraya koyduk. Ulan diğer kapı yok. Haydi gidelim. Evet, olduğumuz noktaya geldik. Bu arada reset karakterle de en azından parçaların gidip gitmediğini de kontrol ediyorum. Gitmiyor diyorlar ama. Aynen gördüğünüz gibi gidiyormuş. Kim dedi lan onu? Evet bakalım hangi parça. Şu anda spoilerları koydular. Yani aracın alt kısımlarını hemen yeni yere, eve gidiyoruz. Evlerin olduğu da bir tane var. Sağ kısmında da var. Sırayla gitmeye çalışacağız. Bir dakika, hazır yarış yerindeyken de hangara yakındayken bence şuradakini göstereyim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi yarışların olduğu yerden sağa dönüyorsunuz. Sağa döndükten sonra hemen burada mor binayla şu beyaz ve gri tarzında bir tane yere giriyorsunuz. İşte burada gördüğünüz gibi hemen aracın ön kısmı var. Bunu da hemen buradayken alalım. Ve hemen çok yakındayken gidelim noktamıza. Şu anda araç güzel bir şey benzeyecek diye düşünüyorum. Bismillah bakalım. Oo, bayağı tamamladık. Acaba tamamladığımız parçaları gösteriyor mu? Aynen gösteriyormuş. Güzel. Sağ kısmında çok zaten belirgin bir yer arkadaşlar. Görüyorsunuz hemen bu pembe kulübenin yan tarafında şu şemsiyenin altında yine burada galiba bir frenler. Bu da ön olsa diye düşünüyorum. Hemen bunları da teslim edelim. Evlerin oraya geri döneceğiz. Evlerde zaten biliyorsunuz ki bu sağ tarafların hemen bu tarafında oluyor. Bir gidelim önce. Şöyle bakalım. İşte bu. Arkadakilerin aynı zaten. Çok bir farklılık olmadı şu anda. Bunlar basit parçalardı. Vay beyler, selamünaleyküm. Tekerlekler iki tane mi? Bu arada bakın tam olarak nerede diye düşünüyorsanız pembe ev, mavi ev, yeşil ev ortasında kalıyor yani. Ha bak, kırmızı evi de arka tarafını alıyorsun. Çok zaten belirgin yerde. Çok dolaşacağını düşünmüyorum. Hemen bunu teslim edelim ve tekerleğin galiba bir kısmını tamamlayacağız. Diğerlerini de alacağız. Arabayı resmen tüm parçalarını toplattırıyor ya. Hangi teker? Oo, abi jantlar matlar güzel ha. Şimdi onu da kullanacağız. Yarışları umarım test edeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz.
Oha oha. Bir dakika, benzin istasyonuna geldim. Şuradaki parça almaya çalışırken şuradaki parça da net bir şekilde belli oluyor. Yakın çevredeymiş. Şimdi buraya geliyoruz. Burada zaten hemen merdiven bizi karşılıyor diye düşünüyorum. Çok ışık olduğu için mi böyle? Görünmez merdiven ya da bende yüklenmedi. İşte bu ne abi? Egzoz. Güzel. Hemen devam ediyoruz. Sonra da hemen bu görün bittiği noktadaki yere geleceğiz arkadaşlar. Zaten çok belirgin sarı benzinliğin hemen üstü. Dur bakayım. Oba. Fazla içini döşemeyecek ama yine de iyi. Selamünaleyküm. Oba, direkt buraya zıplıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer kapımızı da bulduk. Güzel, şimdi ben bunu teslim edelim. Bu nokta zaten bitti. Galiba çöl noktasına gideceğiz. Kaç parça kaldığına bir bakalım. Bunu aldık zaten. Şu anda 1, motor 2, teker 3 ve gördüğünüz gibi 4 tane itemimiz kalmış aynen. Korna basarak geçiyor yanımızdan. Geliyor aga. Evet, kapımızda koyduk, tamamladık. Devam ediyoruz şu anda. Çöl noktasında 4 tane var. Nerede olduğunu açıkçası çok bilmiyorum ama az bir şey biliyorum. Şimdi oralara da gideceğim. Zamanında bu kısımda Ekhan'da topladığımız 2 tane yumurta falan vardı tam o yarışta. Aa, direkt burada var zaten arkadaşlar, bakın burası. Drak yarışının olduğu yer olsa gerek diye düşünüyorum burası. Hemen şurada Drak tabelası var zaten, gördüğünüz gibi otoparkta olan. Şöyle binaların, evlerin arkasına doğru yapabilirsin. Direksiyon ve koltuk takımını da buradan almış bulunmaktayız. Devam edelim. Gel, bu kadar çok zor olacağını düşünmemiştim. Şu anda nereye koyuyoruz? Ne aldık biz? Tek koltukları ve direksiyonu, gördüğünüz gibi hemen iç kısmına koyduk koltuk ve direksiyonları. Güzel bir şey ya, ne bileyim yani. Bu tarz böyle Ekhan'ı falan çok seviyoruz. Seviyorum, araştırmayı seviyorum. Bulmak falan eğlenceli oluyor. Vehicle Tycoon'da hiçbir zaman bunu çıkarmadı. Hep abi kasıl. Gerçi bütün arabalar var, o da ayrı bir şey de. Ya da Vehicle Legends, Driving Simulator, Driving Empire, bunlar da yaptı. İşte çen noktasına gelmiş bulunmaktayız. Burada biraz zorlanacağımı düşünüyorum açıkçası. Aha ya, galiba bir tane buldum. Özel direkt çarptı. Şu anda gördüğünüz gibi burada oturma yerleri mi artık bilmiyorum, ne yarışların yapıldığı yer mi? Aynen, yarış çevresi arkadaşlar burası. Bayağı bir uzun yarış. Hemen zaten parçadı. Gözet buradan gelirken böyle çarpıyor ama tabii ki kaliteyi arttırmak zorundasınız. Biliyorsunuz ki setlist'teki grafik kalitesi, yani grafiklerin kalitesi full açık olmak zorunda. Motoru bulduk. Devam edelim. Bunu göremeyeceğiz tabii ama işte, o arka tarafa koydu. Çok güzel görüntü oldu. Arkadaymış bu arada. Ön taraf bagaj. Oo kardeş, bulmuşsun bir parçayı da. Diğer parçanın da nerede olduğunu bulalım o zaman ya. Evet, gördüğünüz gibi burada bir tünelimiz var. Zaten sahil boyu devam ettik arkadaşlar. Tünel noktasını gördüğünüz zaman hemen burada. Yani az önce şuradan bir parça almıştık. Bir diğer parçamız da burada. İşte diğer parçada görüyor musunuz? Az sonra bunu almaya geleceğiz. Tam olarak bunun da nerede olduğunu sorarsanız, burada bir drag yarışının olduğu nokta, yine çön noktaların en son duvarına doğru gitmek zorundasınız. Tam tarif edemedik galiba ama yine de iyi yani. Yani burada az önce parçaları aldık. Buradaki yarışın hemen buradaki drag yarışına doğru döneceksiniz. Yani en iyi tarif bu olabilir. Başka bir şey diyemeyiz. Selamünaleyküm. Neresi geldi? Arka tekerler geldi. Harika, son parça. Zaten aynı noktayı gösterdim size. O noktaya gideceğiz şu anda. Aynen, drag'ın bir sağ bir de sol tarafı diyebiliriz aslında. Az önce biliyorsunuz drag yarışının tabelasının olduğu noktayı söylemiştim. Hemen onlara. Beklemekten yoruldun mu? Tabii çöl değil mi yani? Aynen. Selamünaleyküm. Beyler, Ford GT artık dizelim yani değil mi? Hemen son parçamızı da koyduk. Ne oldu? Aa, direkt öde geldi. Ford GT'ye Fred demiş ya. Çok kötü. Ne oldu bu ya? Allah billah, bir şey yapmaya çalıştık ama beter yaptık yani. 10 milyon dolarlık araç arkadaşlar. Gerçekten şu ana kadar yaptığı eventlerin arasında en iyisi diyebilirim bu Ford GT. Ama hızını test edeceğiz tabii ki. Bu araç ne kadar hızlı onu göreceğiz. Öncelikle nereye gidiyoruz? Tycoon'umuza gidiyoruz. Çünkü bu aracı artık teslim etmek zorundayız. Nereye? Bayimize. 5 numaraya kesinlikle gider bu ya. Öncelikle hemen yükseltelim. Araç neydi? Ford GT'mizi de koyalım buraya. Güzel para getirecek. Ne kadar getirdiğini merak ediyorum. 69 mu? 450 bin dolarlık. Bu Lamborghini'ye bile 66 veriyor ya. Ya da bu 65. Ya da biliyor, bu en güzel araçlardan bir tanesi 73. Çok fark yok ya. Vallahi. Gidip bir tane 495 bine kötü bir araba alacağım ha. Vay kardeşler, fark etmiş. Beyler bayanlar, buyurun yarışa gidiyoruz. Hızı 337'ymiş. 8.8 saniyede kullanışı. Lamborghini 9.2 313. O zaman bir tık daha iyi. Ama benim aracımdan iyi mi? 411 basıyormuş ama kullanışı 9.9. O da iyi. O zaman kötü ya bu. Kesin kaybettik. Abi Ford GT'lerle mi yarışıyorum? Bakalım abi. 2 milyon 250 bin dolarlık araç bu arada ha. Ya abi, bizi toz duvara mı odun? Alo. Bu ne abi ya? Bir dakika, benim aracımı da deneyeceğim. 4000 dolar hiç güzel bir para değil. Araç üstsem daha fazla para verirdi. Bugatti mi alacağım? Bu Bugatti de iyiydi. Bir tekrardan aynı yarış tekrardan yapmak istiyorum. Sen de o gri aracı seç ve Ford da gelsin. Yine 4 araç, Ford GT ve yanımda da başka bir araç daha var. Görüyorsunuz değil mi? O da Bugatti arkadaşlar. Bir deneyelim. Abi bu ne? Gözünü seveyim. Bu aracı da göstermiştik daha önce de, biliyorsunuz.
Ama Ford GT çok kötüymüş, bunu anladım buradan. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Ford GT'leri birbirinden farklı renk ve tasarımlarla size gösterip bu videonun da sonuna gelmek istedim. Galatasaray'ların yapabileceği şey ve bu sarıyı da çok beğendim aslında, şu mavi şerit de olabilir de. Ya ben hep neden Fenerbahçeli şeyler aklıma geliyor bilmiyorum ama Trabzonspor yapacağım ben. Bir videomuzun sonu. Bakma bana oradan. Tamamlamamışsın, bakma bana oradan. Mazlum oynama bana Alkan. Arkana döner misin? Evet, kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Aras Fark arkadaşlar. Bye bye.